Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Günbaşlıyorum 3. saatiyle karşınızdayız. Televizyonlarını yeni açan Avrupalı dostlarımıza da bir kez daha günaydın diyelim. En batıda olmaları nedeniyle bunu ayrıca söylüyoruz. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da Rabia Deniz var. Bakalım bize Bursa'dan neler aktaracak. Günaydın Rabia. Nazım Atman, günaydın, iyi sabahlar. Hafta sonu gündemi Bursa'nın yoğundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hafta sonu Bursa'daydı. Bakan Kurum ilk olarak Osman Gazi ilçesinde bulunan Bursa'nın merkez ilçesi Çekirge Mahallesi'nde tam 31 yıldır atıl durumda bir otel bulunuyordu. Bu otel inşaatının yıkımına katıldı. Ne olacak burada? Yıkılan bu alanda Çekirge Teras adında bir proje inşa edilecek. Alanın büyüklüğü 12.400 metrekare. Nazım Atman, Bakan Kurum aynı zamanda Bursa'nın hafıza kurumlarından biri olan yıkılıp millet bahçesi yapılan Atatürk Stadyumu'nun yanındaki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yıkımını da yaptı. Daha önce sizlere buradan bahsetmiştim. Atatürk Spor Salonu Bursa'nın gerçekten de hafızası pek çok sporcu yetiştirdi. Tepki de vardı Bursalılar tarafından. Bakan Kurum hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yıkımını da gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca çok yakında Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Bursa'ya yapacağız açıklamasını yaptı. Açıkçası Bursalılar kentsel dönüşüm kelimesinden ürker hale geldi. Şöyle, kent merkezinde geçmiş dönem görevden el çektirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde yapılan bir kentsel dönüşüm projesi vardı. Doğan Bey kentsel dönüşüm projesi. Böyle bir kötü örnek var Bursa'nın önünde. Öyle ki önceki dönem Çevre Şehircilik Bakanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil kentsel dönüşümün en kötü örneği dediği Bursa merkezine, Bursa'nın kalbine hançer gibi saplanan Doğan Bey örneği var. Bursalılar kentsel dönüşüm kelimesinden ürker hale geldi diyoruz. Bir çevre haberimiz de var Nazım Atman. Bursa'da asırlık ağaçlar, su kaynakları maden tehdidi altında. İznik'in doğal güzelliklerinin tam ortasında. İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarının yanında altın madeni arama faaliyetleri başlıyor. Yenişehir Kirazlı Yayla'dan kazanımla çıkan Bursa'yı yeni bir çevre mücadelesi bekliyor diyebiliriz. Madencilik şirketi 492 hektar alanda altın arayacak. İznik ilçesi Hisardere Köyü Pınarbaşı bölgesinde diyelim. Ve haftanın ilk gününde Bursa'dan öne çıkan başlıkları böylece size aktarmış olalım Nazım Atman. Peki, çok çok teşekkürler Rabia. Şimdi Bursa'dan Zonguldak'a geçelim. Zonguldak'ta Cevdet Akgün var. Cevdet, günaydın. Bugün günaydın, dünyanın en ünlü şehri haline gelmiş Zonguldak'tan neler aktaracaksın bize? Şimdi hareketli bir hafta sonu her zaman biz yaşıyoruz zaten kent olarak. Cuma günü tabii biz sabah yayını bağlanmıştık. Öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Zonguldak açıklarındaki doğalgaz diye açıklanmıştı. Bulunan doğalgazın açıklamasını yapmıştı. Ama daha sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Sakarya Havzası diye geçti doğalgazın bulunduğu alan. Zonguldak halkının bir kısmı da Ereğli Limanı'na toplanmıştı. O büyük günü kutlama adına, ama şehirde büyük hayal kırıklığı yaşandı bununla ilgili. Zonguldak Çınartepe Mahallesi'nde 155 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 43 koronavirüs tespit edildi. 43 kişi de fabrikanın üretimi durduruldu. Fabrikada çalışan 155 kişi karantina altına alındı. Dün bir günde 57 koronavirüs vakası yaşandı Zonguldak'taki. Bu rekor kırıldı. Zonguldak olarak rekor kırıldı. Hastanelerin yoğun bakımları doldu. 19 yoğun bakım ünitesinin tamamı dolu. 136 kişi tedavi altında. Bu pozitif vaka sayısı 136'ya ulaştı bir günde. Diğer ilçelerle birlikte iyileşen hasta sayısı da 1081'lerde. Zonguldak tabii ki olay kenti olduğumuz için biz fahri bir şehir olarak her zaman bir olayımız var. Kolombiya'dan Zonguldak Kilimli ilçesindeki Eren Enerji'ye ait termik santrale kömür getiren kuru yük gemisinde piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan kokain ile geçirildi. Zonguldak Emniyeti
Türkiye giriş yaptıktan bu yana bir istihbarat üzerine gemiyi takibi aldılar. Eren Limanı'na yanaşan geminin baş kısmında Zula diye tabir edilen bir yerde saklanan kokain dalgıçlar vasıtasıyla bildip uyuşturucular ele geçirildi. 30 kilo kokain ele geçirildi. 3 yabancı uyruklu kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmalar da sürüyor. Zonguldak'taki son gelişmeler bu şekilde. Evet, bayağı iyi, hızlı gelişmeler var. Hafta sonu bayağı hareketli geçmiş Zonguldak'ta. Sevgili izleyiciler, şimdi Zonguldak'tan felaket bölgesi Doğu Karadeniz'e geçelim. Doğu Karadeniz'de, Rize'de Genca Karafazlı var. Genca, günaydın ve geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Apman. Karadeniz 3 günden beri adeta karardı diyebiliriz. Bölgede yoğun yağmurlar sonrası heyelan ve sel adeta bölgenin kaderi oldu gibi. Başta Giresun ve Rize ilçelerinde yağan yoğun yağmur sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Çevre örgütleri, yaşam savunucusu aktivistler, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri yaşananların Karadeniz'in kaderi olamaz diyerek de tepkilerini dile getirdiler. 3 günden beri yoğun bir şekilde yağan yağmur bu kez Giresun ürüne felaket getirirken Rize ve ilçelerinde ise bazı yurttaşların yaralanmasına, evlerinin boşaltılmasına sebep oldu. Şiddetli yağış, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da ikisi asker 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının şu dakikaya sürdüğü bildirildi. Yağışın Giresun'da birçok ilçeyi etkisi altına aldığı, en çok Trebolu, Doğançet ile dereli bölgelerinde ciddi felaketlerin yaşanmasına sebep olduğu görüldü. Rize'de ise şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı. Sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı. Kentte 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysiz, Çayeli, Ardeşen ve Merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salahva ve Muradiye beldelerini de hasara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı Güneysiz ilçesi, Baro Enerji tarafından HES projesi çalışmalarını sürdürdüğü Gürgen Deresi'nde taştı. Bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de derenin taşması nedeniyle tedbir amacıyla biri 3 katlı, biri 2 katlı ev boşaltıldı. Merkez Dağsu Mahallesi'nde heyelan nedeniyle Dursun Ali Toptan'a ait altında ekmek fırını bulunan 5 katlı bina ile 2 katlı ev ayrıca boşaltıldı. İl genelinde çok sayıda otomobil sel suları ve heyelan nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan Hamidiye Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Rize bölgesinde can kaybı olmazken Rize Valisi Kemal Ceber ve Rize Belediye Başkanı Rami Metin il AFAD ekipleriyle beraber sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundular. Yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü verdiler. Bu arada 11 Ağustos'ta yoğun yağan yağmur sonrası Ardeşen'in Kaçkar köyünde heyelan ve sel meydana gelmiş, onlarca hayvan telef olmuştu. Köylüler ise yaşananların doğal bir afet olmadığını, köyde AKP'ye %100 oy verdiklerini ancak üvey evlat muamelesi gördüklerini açıklamış, yurttaşların bu tepkileri 2 gün önce Artı Gerçek ve Artı 2 ekranlarında yayınlanmıştı. 2 gün önce yaşanan yoğun yağmur sonrası işte bu köydeki Yakup ve Metin Yazıcı adlı yurttaşlar daha önce söylemiştik. Yeni bir yağmurda burada kalmak mümkün değil. Acil önlemler alınsın dedik. Hiçbir önlem alınmadı. Artık köyümüzde yaşama şansımız yok diyerek 12 hane olan kalan Kaçkar köylüleri köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu arada sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, DEKAP, Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu çeşitli açıklamalar yaparak bunun doğal bir afet olmadığını, özellikle son yıllarda
Karadeniz bölgesinin bir health bölgesi olduğunu ve derelerin, ırmakların tamamen yok edildiğini, Karadeniz otel yoluyla akan derelerin önünün kesildiğini, bu felaketin sorumlusunun siyasiler olduğunu, bunun doğal bir afet değil, bir siyasi felaket olduğunun altını çizerek tepki gösterdiler. Evet, Hopa Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce sağlık emekçilerine yönelik saldırıya tepkiler devam ediyor. Halk evinden sonra sağlık emekçileri sendikası Artvin temsilciliği bir açıklama yaptı. Artvin Ses İl temsilcisi Doktor Serhan Safatlı, sağlık emekçisi arkadaşlarımız Hopa Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce gece COVID-19 polikliniğinde çalışırken COVID pozitif olan saldırgan tarafından darp edilmiş, hakaret ve tehditlere maruz kalmışlardır. Artvin Temsilcilik Yönetim Kurulu üyemiz Doktor Seda Kenanoğlu'nun da aralarında olduğu 2 doktor, 1 hemşire ve 1 güvenlik görevlisine yönelik saldırı kabul edilemez. Saldırgan COVID pozitif olduğu için doktor ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımız karantina altına alınmıştır. Dün alkışlayanlar bugün emeğimizin karşılığı olarak şiddete başvuruyorlar. Saldırganlara caydırıcı cezalar vermeyenler, sağlıkta şiddet yasasını inatla çıkarmayanlar bu olayın gerçek failleridir. Artvin Ses temsilcisi olarak olayın takipçisi olacağımızı, saldırganların en ağır cezayı alana kadar peşini bırakmayacağımızı buradan açıklamak istiyoruz, dedi doktor. Evet, bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardı Sayın Apman. Peki, çok çok teşekkürler ve geçmiş olsun tekrar Genca Karafazlı. Sevgili izleyiciler, sel felaketinin olduğu yerde bir şov görüntüsü vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Orman Bakanı Murat Kurum'la bölgeye gittiler. Şimdiye kadar hiçbir bakanın yapmadığı şeyi yaptılar. Bir kepçenin içine girdiler ve orada şöyle bir şey oluşturmak istediler. Oluşturdular da ilk gördüğümde bana işte devlet bu dedirten görüntüden söz ediyorum. Hani Nazım Hikmet, sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin diyor ya, o kepçedeki 3 bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler. Ayaklarında çizme. Ne protokol, operatörün kepçesine binip vatandaşın ayağına giden 3 bakan. İşte özlediğimiz devlet bu. Bravo 3 bakana. Süleyman Soylu, Tarım Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre Bakanı Murat Kurum. Onun da görüntüleri var değil mi arkadaşlar? Bakanların kepçe içindeki görüntüleri. Böyle bir kepçe içinde de görebilecek miyiz acaba bunları? Şu anda biniyorlar. Evet, kepçeye biniyorlar. Yani dereyi gördün. Kepçeye binip 10 metre ya da 3 metre ilerisinde ne göreceksin orada? Tamamen böyle dedirtmek için. Bana özlenen devlet bu dedi. Özlenen devlet öyle bir yıkımı önüne geçebilen devlettir. Yoksa kepçeye binip orada da, onları da Allah korumuş ayrıca, kepçede sürüklenebilir ve onlar da sele kapılabilirlerdi. Evet. Bu tamamen bir şov görüntüsü. Bu okuduğum yazı da Abdülkadir Selvi, iktidarın baş yazarı, Hürriyet'e atanarak geldi. Özlenen devlet nerede diye sorarlarsa Giresun Dereli'de o kepçenin içinde diyeceğim. Nazım Hikmet kim, siz kimsiniz? Yani yan yana gelebilecek isimler mi bunlar? Süleyman Soylu, nerede haksızlık var onun üstüne binip tepinen bir isim Süleyman Soylu ve tamamen kendileriyle ilgili orada nasıl bir faydası oluyor oraya giderek? Yani bu selin akış hızını
göremiyorlar mı? Görüyorlar. Kepçenin içine binerek ne yapacaklar? Kepçenin içine binerek işte devletimiz bu kadar fedakar. Orada daha büyük bir felaketin oluşmasına yol açacaklar. Az kalsın. Az kalsın orada gidecekler. Üstelik de üzerlerinde koruma yok. Mesela böyle bir yere çıkarken normal olarak üzerlerinde olması gereken can yeleği olması bir can yeleği, başlarında da bir baret ya da bir kask olması lazım ki düşerlerse, kafalarına bir şey çarparlarsa güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Esas devlet işte böyle hiçbir şekilde güvenlik önlemi almayan, önlemleri ıskalayan ve bunun üzerinden şov yapan devlete Süleyman Soylu denir. Evet. Hikaye bundan ibarettir. Şeyi geçelim şimdi. Biraz da biz artı gerçeğe bakalım. Kendi kardeş yayın organımıza sahiden gerçekleri yazan ve bildiğimizin biraz daha ötesinde olan gazetemize bakalım. Evet. Bir refresh yapalım bakalım ne oluyor. Evet. En üstte ABD polisi bir siyahı daha vurdu. Arkasından 7 el atış ettiler. Detaylarını sonra gazetede okuruz. Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 190 bini geçti. İkinci haberi. Üçüncü haber. Grip aşısı gelmiştir. Korona korkusuyla grip aşısı talebi, eczaneler yetişemiyor diyor. Ve İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı gecenin yapıldı. Ahmet Spor'un yeni başkanı Veçettin Alsaç oldu. Genç bir iş adamı. Ona da başarılar diliyoruz. Sonra diğer haberlere geçelim. Aşağıdaki sıralı haberlerde 800 hanenin tahliye edildiği Adana'daki yangın bölgesine özel tim ve komando birlikleri sevk edildi. Adana Kozan'da bir yangın sürüyor, hala devam ediyor. Hemen arkasında ise bakanlıktan halk sağlığıyla oynayan stokçu firmalara sırları ifşa olmasın zırhı. Aşağıda. O yukarısını okudum arkadaşlar. Aşağıya geçelim. Aşağıdaki bölümde. Mahkemeler bakanlığın şikayetini reddetti. Muz Cumhuriyeti ifadesi eleştiri değil, eleştiri dedi ve beraat etti. Kırsala jandarma, kente takviye kuvvetler. İnci Ekimoğlu yeni baskı düzeninin aparatlarını yazmış. Koronavirüs verileri, 19 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafı altında veriliyor. Ve bundan sonra Ahmet Nesin'in yazısı var. Erdoğan kendi SS'ini kurdu diyor. Ahmet Nesin. Doçent Doktor Kurdoğlu, bu bir afet değil. İnsanoğlu doğaya müdahale ettikçe afetlerle karşılaşıyoruz diyor. Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu hocamız, Doğu Karadeniz'in en radikal doğa korumacısıdır. Çevreci diye anons edildiğinde ben çevreci değilim der. Çünkü çevrecilik bir düzenlemeyi getiriyor. Doğa korumacıyım der. Doğa korumacı olduğu gibi korunmasından yana olan. Bir sonraki haber ise çakallı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan Uysal yakalandı. AKP'nin yıldızları bunlar. Ragıp Duran, yalan haber katildir. Ragıp Duran'ın literatür olan oluşturan yazılarından biri daha. Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in durumu kötüleşti. Yarın geç olabilir diyor. Kendisi
33 kiloya kadar indi ve sadece basit bir terör örneğince tahliye istiyorlar. Sonra da adil yargılanma. Melis Alpan yazdı. Veriye tam erişemeden hava kirliliğine müdahale edemeyiz demiş. Bu tür haberleri yeterince önemsemediğimiz açık. Dekap doğal afet değil, siyasi felaket yaşanıyor diyor. Giresun'un yaşadığı, Giresun ilçelerinde yaşanan felaketle ilgili. Yiğit Bener yazmış rapor diyor. O raporun ne olduğunu yazıyı açanlar görecek. Cumhuriyet Halk Partili Antalya Milletvekili Bülbül, Adalet Bakanlığı seslendi. Bir an önce bu çağrıya kulak verin. Dün Cumhuriyet'te tam sayfa ilan vardı. Bütün barolar ve avukatlar toplu olarak isimleriyle çağrıda bulunuyorlar. Ama reis bunları duymuyor. AKP'nin içinde ya tamam bir şeyler yaparız diyenler olabilir ama reis intikamcıdır biliyorsunuz. Soldan nefret eder. Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'na 16 maddelik uyarı yolladı. Devlet böylesi nitelikli bir yapıyı görmezden geliyor. Sanki hastanelerde AKP'li militanlar çalışıyor. Türk Tabipler Birliği üyesi doktorlar yok orada. Türk Telekom'dan Kürtçeden başka dil bilmeyen anneye ya Türkçe ya Arapça anlat demiş. Ne? CHP'li Öztunç Sel Doğan'ın uyarısıdır demiş. Ne çok haber var. HDP artık yeter, Karadeniz'i rahat bırakın. Karadeniz'in her tarafını betonladınız, işte sonuçlar burada. Pakdemirli Giresun'da yurttaşlara ses yüklendi. Vatandaşımız uyarıları dikkate almıyor. Pakdemirli seçim çalışmalarında da muhalefete şöyle söylemişti. Bu şerefsizlere oy vermeyeceksiniz değil mi diye seslenmişti. Ve Genca Karafazlı'nın yazısı Doğu Karadeniz'de sel, bölge halkı kendi imkanlarıyla felaketle mücadele ediyor. Biraz önce de bize açıkladı bunları Genca. Giresun'da sel felaketi 6 ölü çok sayıda yaralı. Bu haber ilk haliyle yer alıyor. Tapu darphane gibi 5 yılda tapu harcından 65 milyar lira elde edildi. AKP'nin üretimden gelen bir kazancı olmadığı için artık ceza ve vergilere yüklendi ve harçlara, haraçlara desek daha doğru olur. Evimin bir odasında karantinadayım. Sabih Ataç'ın yazısı ve son okuyacağımız haber. Yol verme tartışmasında tokat attığı kadın eski tekvandocu çıkınca dayak yiyip kaçtı. Evet, kadınların yüreklerini yağ erimiştir herhalde. Evet sevgili izleyiciler, böylece Artı Gerçek gazetemizin, internet gazetemizin ön yüzünde yer alan haberleri bitirdik. Şimdi telefon hattımızda Güney Özkılıç var. Sayın Özkılıç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar, evet, iyi günler diliyorum. Günaydın. Biz sizi Bursa'daki çalışmalarınızdan biliyoruz. Özellikle Bursa ve Nazım Hikmet deyince akla öncelikle Güney Özkılıç geliyor. Çok teşekkür ederim. Evet, bu çalışmalarda nerelere kadar geldiniz? Bilmeyen izleyicilerimiz için Güney Özkılıç, bize anlatır mısınız Mudanya'da yaptıklarınız, Mudanya Belediyesi ile yaptığınız çalışmaların bir bölümünü? Şöyle düzelteyim, Nilüfer Belediyesi, 5 yıl kadar Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptım. Şimdi Nazım'la ilgili çalışmalarım aslında 2000'li yılların başında başladı. O zaman çok kıymetli şair Kemal Özer, onu saygıyla anıyoruz ve Senur Sezer, Bursa ziyaretlerinde bir söyleşi sonrası bir araya gelmiştik. Ve Nazım Hikmet'in 11 yıla yakın hapislik hayatının Bursa'da geçtiğini iletmişlerdi bana. Ben o zamanlar genç ve yeni bir öğretmendim. Ve yola koyuldum. Nazım'ın Bursa yıllarıyla ilgili Orhan Kemal'in Alaban'ın kitapları vardı. Ancak bu Nazım Hikmet'in
Bursa'da geçen 10 yılını çok sınırlı sayıda anlatıyordu. Böyle başladı ve ben 60'ın üzerinde Nazım tanığıyla yüz yüze geldim. Kimi Nazım'la yüz yüze gelmiş insanlardı. Kimi ise onların çocukları ve torunlarıydı. Ve Nazım'a dair anılar topladım, belgeler topladım. İşte köylerde ona yakın yağlı boya tablo, ünlü şairimiz tarafından, önemli şairimiz Nazım Hikmet tarafından yapılan yağlı boya tablolarla karşılaştım. Ve çeşitli dergilerde yazmaya başladım bulduklarımı, sözlü tarih çalışmalarımı. 2010 yılında da Nazım'ın Bursa Yılları adlı kitapla ilk baskısını yaptı bu çalışma. Ve daha sonra 2012 yılında Yüzümde Nazım İzi Var adlı fotoğraf albümü, 2016 yılında da ben Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'yken değerli yazar, aynı zamanda belgesel sinemacı Sadık Aslankara bu kitabı Bursa'nın Nazım'ı adıyla belgesel hale getirdi. Nazım'la ilgili çalışmamız hala sürüyor. Ben bitmez diyorum çünkü çok anı biriktirmiş Nazım Bursa'da. Bursa'nın öğretmeni olmuş. O biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın da aynı zamanda şair öğretmenlerindendir. Bir akademiye çevirmiş Bursa cezaevini. Orada mahkumlarla dokuma tezgahları işletmiş. Onlara felsefe, resim, politika, tarih dersleri vermiş. Ve Bursa'yı o dönem ışıl ışıl aydınlatmış biri Nazım Hikmet. Evet. Bir de Bursa'da çekilen bir film var değil mi? Senaryosunu Nazım Hikmet'in yazdığı. Evet. Evet, şöyle. Şimdi aslında ben hep şöyle diyorum. Nazım'ın Bursa yıllarından birkaç kitap doğdu. Hani bunlardan birisi de Bataklı Dam'ın Kızı Aysel. Benim Belki Şehri Bir Film Gelir adıyla kitaplaştırdığım, Alp Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Şimdi Nazım'ın Bursa yıllarını incelerken, araştırırken bu filmle karşılaştım. Nazım'la hapis yatmış, Bursa'da hapis yatmış Faik Bercavi. 33-38 yılları, Adam Yayınları'ndan çıkan Nazım'la 33-38 yılları adlı kitabında bu filmden bahsediyor. Fakat işte çok kısa bahsediyor. Ben buradan hareketle bu filmin peşine düştüm ve Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filminin, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, o sinemamızın tiyatrocular döneminde. Kimler oynuyor filmde? Filmde Talat Artemel, ondan sonra Cahide Sonku ve ilk Müslüman Türk güzelimiz Feriha Tevfik oynuyor. Bunlar o dönem 34 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalık Köyü'ne geliyorlar. Ve film ekibi 2-3 ay kadar orada kılıyor. Bu sinemamızın İstanbul dışında çekilen ilk köy filmi ve sanal ortamda, bir oda koşullarında değil, bizzat köy ortamında çekiliyor. İlk sesli Türk filmi aynı zamanda. Böyle bir film. Aysel Bataklıdam'ın Kızı. Evet. Cahide Sonku'yu özellikle sordum şu açıdan. Çünkü Cahide Sonku'nun çok önemli bir rolü var Nazım Hikmet'le ilgili. Cahide Sonku, şeyde eşi bir tekstil iş adamı olan, evet, o zaman fabrikatör diye geçiyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Adnan Menderes İstanbul'a geldiklerinde kaldıkları otele onu yemeğe çağırmıyorlar, eve geliyorlar. Cahide Hanım da onlar eve gelince düşünün, ünlü bir oyuncu, evlerine Cumhurbaşkanı ve Başbakan geliyor. İlkeleri nedeniyle onlarla bir sofraya oturmamak için evde bulunmuyor o gece, gidiyor. Ve iş adamı kocası diyor ki, Cahide diyor, Nazım Bey'e diyor haber yolla, bunların niyeti bozuk, Nazım Bey'i askere alacaklar diyor. Bunun üzerine Nazım Hikmet, Cahide Hanım da Nazım Hikmet'i çağırıyor ve diyor ki, bana çok acele diyor, bir senaryo yazın diyor. Ve zarfın içinde de senaryonun parasını peşin olarak veriyor, ihtiyacı olur. Sonunda da sizi diyor askere alacaklarını öğrendik, onun için gerekeni de yapın diyor.
Yani yurt dışına çıkacaksanız çıkın, kaçın, hayat canınızı kurtarın diyor. Çünkü senaryoda hazır. Nazım Hikmet askerde bir tel boyu nöbeti yazılacak. Sonra da kaçıyordu diye vurulacak, öldürülecek şey de hazırdı. Cahide Hanım'ın bu şeyi çok önemli. Evet. Aynı zamanda o zamanki sermayedarların da nasıl bir ahlak düzeyine sahip olduğunu da gösteriyor. Evine gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yanında değil de tam onların karşısında yer alana yardım eden bir iş adamı var. Bunu da ekleyelim ve sonra devam edelim. Siz şimdi neredesiniz, neler yapıyorsunuz ve neler yapacaksınız bu kadar yaratıcı bir kişi çok olarak? Çok teşekkür ederim efendim. Ben şimdi yaklaşık 8 aydır Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapıyorum. Burada hemen hemen Aralık ayından bugüne kadar bir araştırma, bir incelemesini yaptık ilçemizin, Küçükçekmece'mizin. Küçükçekmece biliyorsunuz İstanbul'un nüfus yoğunluğu bakımından ikinci büyük ilçesi Esenyurt'tan sonra. Ve tam bir Türkiye her yönüyle, insan yapısıyla, sosyolojik yapısıyla, yoksulluğun ve zenginliğin bir arada olduğu bir kent. Ve burada bir göl var, Küçükçekmece Gölü var. Küçükçekmece Gölü'nde de 141 kuş türü var. İlk çalışmamız bizim Eylül ayında meyvelerini verecek Magma Dergisi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Küçükçekmece'nin bu kuş türlerinin bir kitabını hazırlayacağız. Yine önemli bir şey olduğunu düşünüyorum fakat eksik bırakılmış bir çalışma, bir durum. Bu kadar kuş türü olmasına rağmen Küçükçekmece'de kuş gözlemevi yok. Yani sınırları, avcıların sınırı, Başakşehir'in sınırı ve Küçükçekmece'nin sınırı var göle. Fakat hiçbir ilçede kuş gözlem evi yok. Bu kuşlardan aslında birçok kişinin haberi de yok. Biz de şöyle değerlendirdik arkadaşlarımızla, ekibimizle, belediye başkanımızla birlikte. Kültür sadece konser, sadece tiyatro, sadece gösteri değil. Aynı zamanda bulunduğunuz yere, bulunduğunuz ilçe ise ilçeye, kasabaya, köye bir sorumluluktur. Bu yönüyle oranın yeraltı, yerüstü zenginliklerini açığa çıkarmak ve korumaktır. Böyle bir çalışmamız olacak. Eylül'ün sonlarına doğru böyle bir kitap çıkacak. Bunun dışında bir imzalı kitaplar ve ilk basım kitaplar müzesi tasarlıyoruz. O da sonbahar aylarında açılacak Küçükçekmece'de. Ve bunlarla birlikte Küçükçekmece'de yeni kütüphaneler, yeni kitaplıklar, yurttaşların kitapla buluşacağı yeni merkezler oluşturacağız. Bu ve buna benzer çalışmalar içindeyiz şimdilik. Evet. Peki Sayın Güney, sizin Küçükçekmece'deki çalışmalarınızda takipçisi olacağız ve ekranlarımız Küçükçekmece'ye de açık olacak. Küçükçekmece bu konuda bayağı üretken bir belediyemiz. İşte yollar yapılıyor, kanallar kazılıyor, sonra bitiyor. 5 yıl sonra, 3 yıl sonra tekrar kazılıyor. Ama yazılan kitaplar yerini aldıktan sonra, böyle bir kitaplıkta yerini aldıktan sonra artık o sonsuza havale olmuş oluyor. O bakımdan çok değerli. Yol yapan, asfalt döken çok belediye var ama kitap yazan belediyeler artık son yıllarda arttı ama bir yarış haline de dönüşmeli. Güzel eserler ortaya çıkmalı. Size başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Efendim ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar, sevgiler sunuyorum bizi tüm dinleyen yurttaşlarımıza. Evet sevgili izleyiciler, yazar Güney Özkılıç bizim konuğumuzdu. Kendisi Nazım Hikmet konusunda bir hayli çalışması var. Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile yaptığı çalışmalar sırasında. Şimdi Küçükçekmece'de ve kendisi Küçükçekmece'de yeni çalışmalarını bekliyoruz. Mutlaka üreten insanlar bulundukları yerde durmazlar, arı gibi üretirler. Sevgili izleyiciler, bir son dakika gelişmesi var. Giresun'daki felaketin boyutları artıyor. 7. kişiye de ulaşıldı. Kayıp sayısı 7 oldu. Yani hayatını kaybedenler sayısı.
10 kişi kayıp haber alınamıyor. Sağ olarak ortaya çıkmaları tabii ki büyük sevinç kaynağı olur ama biraz zor görünüyor gibi. Sanki boyutları daha çok artacak gibi. Sevgili izleyiciler, şimdi dünyada son 24 saatte neler oldu ona bakalım. Sonra araya gideceğiz. Bugün bizim çok değerli bir konuğumuz var, Faruk Pekin. Faruk Pekin çok 68'in aktif öğrencilerinden biri, önde gelen önderlerinden biri. Daha sonra 70'li yıllarda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun iz bırakan uzmanlarından biri. Daha sonraki yıllarda ise çok daha verimli işler yaptı. Kültür hayatına çok büyük katkıları oldu. Bunların hepsini Faruk Pekin'le konuşacağız saat 10'da. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 808.000'i geçti. İyileşenlerin sayısı 16 milyona yaklaşırken toplam vaka sayısı 23.380.000'in üzerinde. Salgından en fazla etkilenen ülkeler sırasıyla ABD, Brezilya ve Hindistan. Sadece bu 3 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 350.000'den fazla. Son bir günde Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da günlük vaka sayısı 12 Mayıs'tan beri ilk kez 1000'i geçti. Almanya'da bir günde 2034 yeni vaka tespit edildi. Bu ülkede 25 Nisan'dan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı. Bu arada aşı çalışmaları da devam ediyor. Almanya'nın geliştirdiği aşının gönüllü denemeleri İstanbul'da yapılacak. Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen yeni bir biyoterapi aşı adayına klinik denemeler için onay verildi. 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde 27 aşı adayı klinik deneme aşamasında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Miheyev, Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini açıkladı. Sputnik'in aktardığına göre Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, anlaşma imzalandı, şu anda ortaklarımızla anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz dedi. Interfax ajansı ise görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti. Türkiye'nin Rusya'dan daha önce aldığı S-400 hava savunma sisteminin Nisan ayında aktive edileceği açıklanmıştı. Ancak koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek aktivasyon ertelendi. Türkiye ve Rusya Eylül 2017'de S-400 için $2,5 milyar bir kontrat imzalamış ve bu gelişme Ankara ile Washington arasında soruna yol açmıştı. Uzmanlar S-400 aktivasyonunun olası ABD yaptırımları nedeniyle ertelendiği görüşünde. Libya'da taraflar ateşkes ilan etti. Ulusal mutabakat güçleri ve ulusal ordunun desteklediği temsilciler meclisi tüm silahlı faaliyetleri durdurmaya çağırdı. Hatta Fayez Sarraç Mart ayında seçimlerin yapılacağını duyurdu. Ateşkes aynı zamanda ülke petrolünün dış pazarlara ihracatını sağlayacak. Ancak petrol gelirleri siyasi bir çözüm bulunana kadar Libya Dış Bankası nezdindeki Ulusal Petrol Kurumu özel hesabına yatırılacak. Bu aynı zamanda yasa dışı milislere maddi desteği engelleyecek. Birleşmiş Milletler, Mısır, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere kararı memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiği belirtildi. Avrupa Birliği de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, 27 üye ülke adına ateşkesi desteklediklerini söyledi. Borrell, Libya'da sağlanan anlaşmayı Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz ifadelerini kullandı.
Libya halkının egemen, istikrarlı ve birlik içinde refah düzeyini artıran bir ülke inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz dedi. ABD'nin Libya Büyükelçiliği Ulusal Mutabakat Güçleri Yetkilisi Fayez Esarraç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Saleh'in tüm Libyalılar için önemli adım sayılan açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. İngiltere'nin Libya Büyükelçiliği de Libya halkı çok net, Libya krizine askeri bir çözüm yok. Şimdi tüm tarafların harekete geçmesi ve ateşkese bağlı kalması gerekiyor ifadelerine yer verdi. Ateşkes ilanı Arapça basında da geniş yer buldu. El Beyan gazetesi ateşkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlarını yenilgiye uğratacağını yazdı. Mısır'a ödül, Türkiye'ye darbe ifadelerini kullandı. Ateşkese ilişkin 21 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin bir açıklama yapmamış olması dikkat çekti.